Türkiye'de ilk defa üniversitelerin açlık ve bincilik kulüpleri Uşak'ta bir araya geldi. Yaklaşık 120 öğrencinin katıldığı buluşma programı, sabah saatlerinde Uşak'ın gizli kalmış güzelliklerinden biri olan Taşyaran Vadisi'ne yürüyüşle başladı. Atçılık ve bincilik üzerine Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyona katılan öğrenciler hem mutluydu hem de umutlu. Daha önce yapılmamış bir organizasyon. Ben yıllardır atçılıkla uğraşıyorum. Atların içerisindeyim. Yani ata gönül vermiş insanlar, kişiler, üniversite bünyesinde olsun, üniversite bünyesi dışında zaten bu tür organizasyonlar var ama hani öğrenciler statüsünde olması çok sevindirici. Ya geç kalınmış aslında. Biliyorsunuz bincilik zengin spor olarak tanınıyor, biliniyor. Biz bu düşünceyi biraz kıralım diye bunu üniversiteler bünyesinde başlattık. Halkımızı bilinçlendirelim, teşvik edelim bincilik sporuna diye başladık bakalım. Doğa yürüyüşünün ardından Uşak Belediyesi Atlı Spor Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçen kulüp üyeleri, Cirit sahasındaki müsabakayı da büyük ilgiyle izledi. Biraz farklı şeyler yaşadık. Yani öncelikle Uşak'a gelince trekkingle başladık. Daha sonra Cirit maçına geldik. Buradan izleyip kanyona gideceğiz. Bizimki hem sosyal hem kültürel hem de işte bincilik sporuyla ilgili çalışma. Gayet güzel bir etkinlik oluyor bence. Bildiğim kadarıyla 5 üniversite şu anda bu etkinliğe katıldı. Güzel eğleniyoruz, atlara biniyoruz, Cirit izliyoruz. Rehabilitasyon merkezindeki atları seven öğrencilerden bazıları daha sonra kapalı manejde kısa süreli bincilik eğitimi aldı. Atçılık ve bincilik üzerine Türkiye'deki yaşanan belli bir takım sorunların atçılık ve binciliğin geliştirilmesi amacıyla üniversite gençliği olarak bir takım çözüm arayışları, etkinlikler, faaliyetler düzenleyip Türkiye'de atçılık ve binciliği biraz daha ileriye götürmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız altı üniversite olarak. Yani ben bu etkinliği çok beğendim. Daha sık olmasını da isterim. Cirit oyununu da burada ilk kez görmüş olduk sayenizde, Uşak Üniversitesi sayesinde. Öğrencilerin bir sonraki durağı ise dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonları'ydı. Çeşitli üniversitelerde atçılık ve bincilikle ilgili faaliyet gösteren kulüplerin başkanları, atasporunun tanıtılması ve yaygınlaştırılması için neler yapılabileceğini RTV Haber'e anlattı. Bincilik dalına gerçekten bir müsabaka yok. Müsabaka olmadığı için de bir spor dalı olarak çok fazla bakmıyorlar. Hani insanların insan salması gerekiyor, çok ciddi paralar ödenmesi gerekiyor. O yüzden şeyler üniversitelerde çok sıcak bakmıyor aslında. Bu şey üniversitelerin toplanmasıyla, yani bizim toplantımızla birlikte binicilik bir spor dalı olarak, hani üniversite arası bir spor dalı olarak görülebileceğini düşünüyorum ben. Onun için çalışıyoruz şu anda. Başkanlarımızla görüşmeler çok faydalı oldu. Çünkü diğer başkanımızın bir sorununu başka başkanımız bildiği veya daha önceden tecrübesiyle çözebilip hızlı bir şekilde kendi üniversitesindeki sorunların çözülmesini, aynı zamanda büyük ortak organizasyonlar yapılması ile ilgili kararlar alındı. Atçılık ve binicilik sevdalısı gençler de bu tür faaliyetlerin daha sık yapılmasını istediklerini dile getirdi. Çok yararlı oldu. Devamında gelmesini çok istiyoruz.